3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle Ülke Ocakları Bolu Şube Başkanlığı ve üniversite teşkilatları tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde kutlama programı düzenlendi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı Türkçülük Günü kutlamaları Bolu'da kurulan Köroğlu Mehter Takımı eşliğinde üniversite kampüsü içinde yapılan yürüyüşle başladı. Eğitim Fakültesi önünde başlayan yürüyüş aktivite merkezi önünde sona erdi. Burada toplanan ülkücüler ve öğrenciler sloganlar atarak Türkçülük gününü kutladı. Burada topluluğa seslenen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı İbrahim Erdi Dirmenci, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Hep birlikte 3 Mayıs'ı kutlamak için yürüdük. Çünkü 3 Mayıs 1944 kutlu bir yürüyüşün başlangıç noktası, yüzyıllarca devam eden milli ve milliyetçi hareketin en büyük itirazlarından biridir. 3 Mayıs 1944, rahmetli Hüseyin Niyel Atsız Bey'in ve onun peşinden giden üniversiteli genç bozkurtların, devletin kurucu fikri ve asıl sahibi olan Türklük idealinin ve Türk milliyetçiliği fikir sisteminin devlet kadrolarından sökülüp atılmasına, yabancı ve hain fikirlerin devlet dairelerine nüfuz ettirilip Türk milliyetçilerine karşı yapılan baskı ve zulümlere en büyük ve en asil bir başkaldırış hareketidir. Daha sonra Bolu Ülke Ocakları Başkanı İsmail Akgül bir konuşma yaptı. Üniversitemizde 2 yılı aşkın süredir benim dava arkadaşlığımı yapan, bana yoldaşlık olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uç Bey'im, Erdi Dirmenci kardeşim, okul süresini tamamlanması vesilesiyle görevi son bulmuş, bu görevi en iyi şekilde tamamlamıştır. Bugün atamasını yapacağım. Ramazan Köseoğlu kardeşimiz bundan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yeni sancaktarı, yeni uçbeyidir. Akgül'ün konuşmasının ardından Erdi Dirmenci görevini Ramazan Köseoğlu'na devretti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aktivite Merkezi önündeki etkinlik topluluğun ülkücü yemini etmesiyle sona erdi. Ve üzerine gücüsü olmaya yaradırız. Ol değilci olduran. Ol değilci olduran. Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran. Gönüllerimizi.